Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Özgür Engin Yurt, normalin aksine uzun süren solunum yolu hastalıklarının bir hastalık değil, birden çok hastalığa yakalanma sonucu oluşabildiğini, COVID-19 pandemisinin bunda büyük etkisi olduğunu söyledi. Türkiye genelinde son günlerde acil servis ve polikliniklerde solunum yolu hastalıklarına bağlı şikayetler oldukça arttı. Vatandaşlar tedavi ve tanı alabilmek için hastanelere giderken bazı vatandaşlarsa COVID-19 pandemisi sonrası tedirgin oluyor. Süper grip olarak adlandırılan ve nezle türü olan bu hastalığın uzun sürmesindeki en büyük etkinin COVID-19 pandemisinde bağışıklığın zayıflamasından kaynaklandığını belirtiyor. Evet, hala grip mevsimi içerisindeyiz. Aslında üst solunum yolu enfeksiyonları sık gördüğümüz mevsimin içindeyiz. Bu sene sizin de dediğiniz gibi süper grip adı verilen, aslında grip virüsü olmayan, influenza virüsünün etkeni olmadığı bir farklı hastalıkla karşılaşmış gibiyiz ama bu aslında bizim eskiden bildiğimiz nezle ve bunun etkeni RSV virüsüdür. Respiratuar sinsisiyel virüs adını verdiğimiz bir virüstür. Eskiden nezle der geçerdik. Hekimler de, vatandaşlarımız da, hastalar da ben nezle oldum birkaç gün içinde geçecek derdi. Ama bu sene nezle virüsü, yani RSV, çok ağır seyrediyor. Hatta grip virüsünden de ağır seyrediyor. Bunun nedeni, biz 2 yıl hatta 2,5 yıl boyunca maskelerle toplumdan, birbirimizden izole bir şekilde yaşadık ve bağışıklık sistemimiz zayıfladı. Bağışıklık sistemimizin zayıflaması, tabii mecburduk buna. Bu izolasyon gerekliydi ama beraberinde de bunun bir yan etkisini görmüş olduk. Ne oldu? Bağışıklık sistemimizin zayıflaması oldu. Bu zayıflama sonrasında da nezle kadar hafif dediğimiz virüsler bile insan vücudunda çok ağır hastalıklara neden olmaya başladı. Hatta bir ay süren vakalarla karşılaşıyoruz. Hasta işte burun akıntısıyla veya göz yaşarmasıyla veya ateşle gelmiyor. Yaygın kas ağrılarıyla, yaygın halsizlikle beraber polikliniklere başvuruyor. Korona halen gündemimizden çıkmış değil. Onu hiçbir zaman unutmayacağız zaten. Son zamanlarda karşılaştığımız ağır vakalarda nezle virüsünü, süper grip denilen nezleyi, gribi, influenza'nın neden olduğu gribi ve COVID-19'un neden olduğu koronayı da, üçünü de bir arada gördüğümüz hastalarda olmakta. Bunun da nedeni yine bizim bağışıklık sistemimizin zayıflamış olması. Bu geçici bir şeydir. Bu virüslerle karşılaştıktan sonra bağışıklık sistemimiz yeniden harekete geçecek. Yeniden mekanizma normal bir şekilde çalışacak. Ve önümüzdeki yıllarda bu şekilde ağır vakalarla karşılaşmayacağız. Ama hayır, yok. Ama her türlü virüsün ağır hastalarda, işte hipertansiyonu, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği olan hastalarda ölümcül tehlikesi ancak o durumlarda olur. Yoksa normal şartlarda sağlıklı bir insanda ölümcül bir tehlike görülmemekte. Ama bu sene yapmamız gereken şey, yine toplu yerlere girerken özellikle yaşlıların ve kronik hastalığı olanların muhakkak maske takmaları, bir tek koronavirüse karşı değil, süper gribe karşı da maske takmaları koruyucu olacaktır. İyi beslenmek her zaman önerdiğim bir durumdur. Bol sıvı alımı her zaman öneriyorum. Özellikle kontaminasyon, yani bulaş okullarda oluyor. Okullarda öğretmenler, öğrenciler çok aşırı derecede hasta oluyor, rapor almak zorundalar. Evet, rapor almaya devam etsinler. Eğer kendilerini hasta hissettiklerinde diğer öğrencilere bulaştırmamak, ki onlara bulaştığı zaman evde ailelere, velilere bulaşıyor. Bunun önüne geçmek için rahatsızlık hissettiklerinde hekim kontrolünde istirahat etsinler, bol sıvı alsınlar. Virüse karşı ilaçlarımız var artık ve bunlar hekim kontrolünce sıkça kullanılıyor ve etkili ilaçlar bunlar. Eğer kendilerini çok halsiz hissederlerse de muhakkak hekim kontrolünde bu ilaçların başlanmasını öneriyorum.